Herkese merhaba, ben Çiğdem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eski yaptığım videosu olmayan rölyeflerden birinin görüntüsüyle başladım videoma. Bu da bu videoda başladığımız, henüz yapımı devam eden yeni rölyefimiz. Eski rölyefimi şöyle bir göstermek istedim. Sanırım geçen sene yapmıştım bunu. Işıklı. Hem size de bir fikir olur diye düşündüm. Straforla bir derin pano yapıyorum yine kendi istediğim ölçülerde. Daha önceki videolarda tahta çıtalardan da yapmıştık bunu. Bu sefer strafordan yapıyorum. Basit, biliyorsunuz. Bunu anlatmama da gerek yok. Rölyefini yapacağımız resim bu arkadaşlar. Bunu referans aldım. Başka bir kağıda çizdim. Çünkü biraz büyüttüm boyutlarını. Normalde A4'tü. Bunlar da kullanacağımız malzemeler arkadaşlar. Evet, biraz gözünüze fazla gözükebilir. Hatta bundan daha da fazlası var. Farklı şeylere de ihtiyaç duyuyorum. Onları da buraya koyamadım çünkü neydi, ne kullanacağım hiç belli olmuyor. Ana parça olarak maket kartonu, mukavva 1 milimlik, 2 milimlik, farklı yerlerde istediğimiz kalınlıkta mukavvalar kullanıyoruz. Ben şu an 1 milimlik mukavva ile başlıyorum. İnce, en ince mukavva ile yapıyorum şu anda. Zaten üst üste kat kat başka mukavvalar yapıştıracağım için kalınlaşacak. Yanmış bir bölge var.
Roları döşedim ve sertleşti zaten mukavva. Bunu da 2 milimlik kalın mukavva ile yaptım burasını arkadaşlar. Çünkü dönme yapabilir. Biraz sert olsun istedim şu verandanın çatısı. Kalın mukavva ile kesik attım, kıvırdım. Şimdi artık yapıştırabiliriz. Evin içinin görüneceği yeri de griye boyadım bu arada. Biraz videoyu artık kısa geçeyim istiyorum. 2 bölüme bile sığmıyor bu. Bu video inşallah 2 bölüm. Bilmiyorum şu an uyacak mı? Ay diyemedim, gene saçmaladım. Ay kusura bakmayın. Tekrar seslendirme de yapamıyorum. Artık doğal çıkıyor böyle. Bu şekilde oturtuyorum. Gördüğünüz gibi perspektiften yararlandık. Verandanın yer bölümünü ne kadar kolayca oluşturduk. Tabii orada biraz küçültme yaptım yerine tam otursun diye. Dediğim gibi küçültme, büyütme yapacaksın. Kullanan tahta şimdi yer taşlarını oluşturacağım. Arkadaşlar bu işin normali panonun içindeki yere de aynı şekilde kopyalamak ve kesip aynı taşları aynı yere oturtmak gerekir. Ama ben birebir aynı şeyleri yapmayı sevmiyorum. Bir de sıkıntılıyım. Gelişi güzel, kafama göre yaparım. Siz eğer sabırlıysanız aynı şekilde. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda biliyorsunuz altına gazete dolduruyorduk, çökmesin diyorduk. Kalın mukavva kullanıyorduk tam olarak bu bölüme. Fakat bunu da ince kullandım. Çünkü resimde bazı çöküntüler var. Toprak kümeleri de tam düzgün değil. O yüzden tam tersine bu videoda
Bu yapmadım. Çünkü yağmurlu bir resim teması çalışıyorum şu anda. Ve o taşların arasını şeffaf boyayla doldurarak bir ıslak görünüm vermeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa yapacağım. Bu arada yer taşlarını da aça aça abartmışım. Sonra biraz koyulaştıracağım. Zaten rölyef bittiği zaman, yani boya yapıştırma aşamaları bittikten sonra tekrar bir ışıklarını vermek için tekrar bir boya yapılacak. Resimsel bir hava vermek için tekrar bir boyama yapılacak. Bu arada ağaç tozları, toprak kümelerinin çimenlerini oluşturacak. Tabii daha sonra üstüne başka şeyler de yapıştırdım. Kuru otlar falan boyadım. Onu da artık ikinci bölümde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu atar atmaz ikinci videonun yapımına geçeceğim. Videoyu çektim. Arada hazır kullanıyorum. Arada kendim yapıyorum. Kafama göre takılıyorum. Burada da bir gölgeler vardı. Hafif gölgeleri verebilmek için önce koyuya boyadım. Üstünden beyaz ama tabii peçeteye emdirilip fazlalığı alınmış haliyle. Yoksa direkt vurursanız şey olur. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere. Açıklamaya linkini bırakacağım. Şimdilik şöyle yoruldum vallahi, çok zor oldu bu. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir falan filan. Hoşça kalın. Ha bu arada bu aşamadayım şu an. Bay bay.